Herkese selam arkadaşlar. ISRO METIS 0'dan serimizin 47. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde kervan çekeceğiz arkadaşlar. Baktım uzun zamandır kervan videosu yapmamışız. Bir bölüm yapalım dedim. Peki neden Hotan'da bu traderin önündeyiz? Alışkanlıktan dolayı tamamen. Normalde olmamız gereken yer kaçakçı, smuggler. Tersten çıktık olsun, çok da önemli değil. Şimdi bu neden burada olduğumuzu haklı olarak sorabilirsiniz. Sebebi şu: size küçük bir ipucu, küçük bir hayatınızı kolaylaştıracak bir şey göstermek istemem. Şöyle bir soru işareti var ama mavi önemli değilmiş. Şimdi biz bildiğiniz üzere kervanı Jangan ve neresi arası yapıyoruz? Jangan'la Hotan arası yapıyoruz. Şunu bir bulalım. Her zaman da haliyle kervan çekemiyoruz. Zamanımız olmuyor. Bazen bir işimiz oluyor. Diyoruz ki ufaktan böyle bir karakter kendiliğinden kervan çeksin. Kendiliğinden kervan çeksin diyorsanız ben şöyle PH botu öne getireyim arkadaşlar. Şöyle bir geçiş diyelim. Şu an PH botu görüyor olmanız lazım. PH botta, hatta şu sıroyu bir kapatayım. Sadece PH botu görün arkadaşlar. PH botta, ops pardon. Kasılma alanı sekmesine gelirseniz bunlar gördüğünüz gibi benim slotlarım. Bir tane kervan slotu yapın, tamam mı? Kervan slotunu sağ tıklayın, etkinleştir deyin ve burada bu Hotan'da gelin pozisyon al deyin. Gördüğünüz gibi burada pozisyon aldı. Şimdi yapacağımız işlem şu: tekrar ben Suro'yu açıp şunu kapatıp şöyle bir geçiştiğim Suro'yu görün. Yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. Yapacağımız işlem şimdi Jangan'a gitmek. Jangan'a gittikten sonra kervan malzemelerini dolduracağız. Kervan malzemelerini doldurduktan sonra botu başlatacağız. Ama botu nerede başlatacağız? Jangan'ın dışında başlatacağız. Eğer Jangan'ın dışında başlat demezseniz teleport atmaya çalışıyor. Ya da bot kafayı yiyebiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden şöyle Jangan'ın dışına malı yükleyin. Koyun abi karakteri. Ufak tefek o oradan çıtır çıtır yürüsün. Şöyle sıkıntımızı basalım. Tiflerle kervan çekilir mi? Arkadaşlar gördüğünüz üzere çekiliyor. Böyle benim tokenlarla aldığım hotlar vardı. Onlar duruyor. Gördüğünüz üzere paketlerimiz full. Karavan bagalımızı çıkardık. Burada ne diyoruz? Eğer consignment training derseniz, şu 5.'ye basarsanız otomatik kervana bütün malzemelerinizi yüklersiz kervan çekemezsiniz arkadaşlar. Biz buradan begin target training diyeceğiz. Yes dedikten sonra bakın gördüğünüz gibi bütün malzemeler buraya geldi. Sürekli aynı sorular soruyor. Neden diyeceksiniz ki sürekli neden her şeyi baştan anlatıyorsun? Çünkü sürekli aynı sorular baştan soruluyor arkadaşlar. Cevaplar mıyım? Cevaplarım ama lütfen videolarda biraz daha dikkatli dinlemeye çalışın. Çünkü videonun içeriğinde elinden geldiği kadar bazı şeyleri açıklamaya, anlatmaya çalışıyorum. Tif olarak böyle malzemeyle şehrin içine girmek de ISRO oyuncularının aslında, eski ISRO oyuncularının aslında alışık olduğu bir şey değil. Şimdi arkadaşlar buraya çıkarttık. Ne yapıyoruz? Geliyoruz bota. Alanı zaten almıştık. Botu başlat diyoruz. Bot gördüğünüz üzere şimdi buradan devam edecek arkadaşlar. Biz de böyle muhabbet edip sağa sola bakıp ağzımızı ayıracağız. Şöyle bir önemli nokta var arkadaşlar, onu da size söyleyeyim. Önemli nokta şu: eğer kervanı çekti bu arkadaş, buradan çıktı Hotan'a geldi, kapıdan girdi buraya kadar geldi, biz burada zaten slot aldık. Eğer malzemeyle buraya kadar gelirse, yani şuralarda bir yerde durdurmazsanız bu kervanı, olacak olan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Olacak olan şey şu: kervanı yıkıyor, bütün malınız yere yıkılıyor. Çektiğiniz kervan hiçbir işe yaramıyor. Haberiniz olsun. O yüzden dikkatli olun. Bu böyle gide dursun. Biz de konuşalım. Bir önceki videoda ne yaptık? Bir önceki videoda Lucky Box kırdırdık. Ben dedim 88 olurum dedim. Sözümü de tuttum. 88 oldum. Bir %3 de exp kastım.
Nasıl kastım? Arkadaşlar FGV dönün. Hatta bakın malzemelerde üstümde 13 tane FADET çıktı. 45M'den doğrudan okutabiliyorsunuz. Tok satıcı olursanız da 50M'den falan satabiliyorsunuz. Arkadaşlar aklınızda olsun. Gidip daha sonrasında FADET'lerle, sattığınız FADET'lerle böyle set yapıp rahat rahat takılabilirsiniz. Bunu ben yapmadım. Bunu Musti hediye etti bu arada. Zaten bilmeyeniniz de yoktur. Yani arkadaşlar gold kasmak kolay. Tabi zamanınız varsa. Benim mesela çok zamanım yok diyorsanız gidip gold çekebilirsiniz. Ama benim hem zamanım yok hem de gold çekmek istemiyorum derseniz Allah yardımcınız olsun. İnşallah bir sponsor bulursunuz diyelim. Benim hem zamanım yok hem de gold çekmek istemiyorum. O yüzden sponsor arıyorum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Karakterin gelişimine destek olmak isterseniz Discord üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Discord adresimiz de videonun altında bulunuyor arkadaşlar. Bu arada biz bu pete bindiğimizde, Hunter olarak bindiğimizde buradaki bayrak maviydi. Dikkatli arkadaşlar varsa hatırlarlar. Tif olduğumuz için siyah sancağı çektik arkadaşlar. Gayet güzel böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Kendisi en kısa rotadan zaten bizi götürecek. Tif level'ımız 58'de kaldı. Neden 58'de kaldı? Çünkü 2 gün falan 78-80'de job olmadan taktık. Job olmadan kastık. O yüzden çok da yükselemedi. Şöyle tif eşyalarımıza bakalım. Elimizde 20 level çöp bir silah var. Bunlar 50 level steel alloy'lar şeymiş arkadaşlar. En iyisiymiş 50 level için. Bu tabi common olmadığı için sadece büyü defansı veriyor. Bu normal alloy ama bu common. Yani ikisinden de defans veriyor. Bu da alloy. Bu da çok bir işe yaramaz. Bu hiçbir işe yaramaz. Çünkü zaten 20 level. Bu arkadaş 50 level steel alloy ama sadece büyü defansı veriyor. Bu arkadaş da steel alloy. Bu da sadece fiziksel hasar veriyor. Common değil. Bu da steel alloy. Bu da magic sadece. Bu hiçbir işe yaramaz çerçöp. Bu da herhalde hiçbir işe yaramaz çerçöp. Bakın bu steel alloy çelik alaşım demek arkadaşlar. Copper plated da bakır tabaka demek. Yani çok da bir işe yaramaz. Bu da zaten çöp. Yani anlayacağınız üzere şu an üzerimizdeki job kıyafetlerinin çoğu çer çöp arkadaşlar. Çok öyle dişe dokunur bir setimiz yok. Ama kervan çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Neden? Çünkü kervan çekmeyi seviyoruz. Oyunun adı üzerinde Silk Road, İpek Yol arkadaşlar. Bundan da böyle bahsetmiş olalım. Şöyle bakalım. Ağır ağır gidiyoruz kenardan kenardan. Bakayım buradan mı sapacak, buradan mı sapacak? Çok merak ediyorum. Şöyle şöyle mi gidecek acaba? Aynen buradan gitti. Çünkü yani burası yakın. Doğanka gidecek olsak mesela. Doğanka gidecek olsak eskiden hangi yolu kullanıyorduk? Genelde tifler görmesinde şuradan çıkardık. Buradan çıkarsak da böyle gelir. Yani genelde şu arayı kullanırdık. Şurayı çok kullanmazdık ama tabi Silk Road'un çok eskiden çok fazla oyuncusu olduğu zamanlar şu yolu kullanmak çok akıllıca değildi. Eskiden şöyle şuralardan dolaşırdık. Böyle uzatırdık yolu. Bir de bilen arkadaşlar vardır. Şu kısımlardan bir yerden suyun içine giriliyor. Su yolu var arkadaşlar. Burası bayağı bir ilerlere gidiyor. Şöyle tam hatırlamıyorum çıkışın nereden olduğunu ama şu su yolundan şu nehrin içine giriliyor. Eğer bulabilirsek bir videoda öyle çekeriz. Su yoluna gireriz. Oyuna başlamak isteyen arkadaşlar oluyor. Fikir soran arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar yeni server açılacak söylentisi var. Başlamak isteyenler orada başlayabilirler. Biz yeni server'a geçmeyeceğiz. Neden yeni server'a geçmeyeceğiz? Şöyle U'ya basıyoruz. Konstantin bu arada bizde. Onun duyurusu var. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3,
Bu da bilgisayarı kapandı Musti. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu arkadaş da geliyor. 10. Lasko'dan haber alamıyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ondan sonra 18, 19. Alparslan sıra sayıyor. 20. Yani şu an gördüğüm kadarıyla 20 tane aktif oyuncu, 20 tane aktif player'ımız var. Ki bu zaman zaman çok daha fazla olabiliyor. Biz burada güzel bir build kurduk. Kendimizin güzel bir ortamı oldu. Yatırım da yaptık, çarımızı da kastık. Artık burada oynuyoruz. Yeni server açılırsa da bizim serverımız birazcık boşalır. Biz de rahatlarız. Şu an çünkü serverda sıraya dahi almıyor bildiğiniz üzere. Yeni server'a başlamayacağız. Diğer bir söyleyeceğim şey arkadaşlar. Discord üzerinden çok fazla özel mesaj atan arkadaş var. Herkesi takdir edersiniz ki yetişemiyorum. Kimisi char arıyor. Arkadaşlar ben aracı değilim. Char da satmıyorum. Bir tane charım var. Almak isteyenler oyunun içerisinde global atılıyor. Oralardan iletişime geçebilirler. Ya da bu ilkten birisinden yardım istiyorsa Discord kanalında İşte VTB, VTB, VTT, VTS kısmı var. Yani alım satım kısmı var. Gidip oraya yazabilirler. Ya da Discord kanalından ben karakter arıyorum. Satan var mı? Ya da yardımcı olacak var mı? Diyen diye yazabilirler. Ben aracılık yapmıyorum. İkincisi, bazı arkadaşlar oyuna başlayacak oluyorlar ya da başlıyorlar. Özellikle gerçekten çok fazla darlıyorlar. Arkadaşlar lütfen yapmayın. Neden? Şundan dolayı. Bu bir private server değil. Ben bu server'ın GM'i değilim. Ben sadece burada YouTuber'ım. Benim amacım ne? Ben Silk Road oynamayı seviyorum. Yıllardır oynadığım oyun. Hobi olarak bunun videolarını çekiyorum. Siz de izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, eski günlere gidiyorsunuz, yad ediyorsunuz. Yani bu saatten sonra çoğu kişi şey diyor, Silk Road'a başlanmaz. Yani başlanır mı, başlanmaz mı? Orasını artık videoları izleyen kişi ya da işte oyunu oynayan kişinin takdirine bırakalım. Ama eğer oyuna başlayacaksanız ve Metis'te başlayacaksanız gelin PM atın, sizi bu ilde alalım. Ama sürekli Discord'dan ya da özelden lütfen darlamayın. Elimden geldiği kadar zaten yardımcı oluyorum. Bu ildeki arkadaşlar da yardımcı oluyor. Ne yapıyoruz? Bazen Pandora, bazen Monster, bazen gidiyoruz Unique kesiyoruz. Bazen işte eskiden kullandığımız eşyaları veriyoruz. Bu şekilde zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz ama... Yani Metis'e başladım diye lütfen özel ilgi beklemeyin. Burada zamanımız olursa hep beraber bir şeyler yapıyoruz. Zamanımız olmazsa zaten yapamıyoruz. Bu yüzden bana darılan arkadaşlar oldu. Hatta kimileri şey diyor işte, sana güvendik, geldik, başladık, işte bizimle hiç muhabbet bile etmiyorsun. Arkadaşlar lütfen kimse bana güvenip başlamasın. Biz burada bakın bu kadar adam var. Bu adamların hiçbiri bana güvenip başlamadı. Sadece canları istediği için başladılar. Geldiler, güzel bir ortam kurduk. İyi ki de geldiler. Hoş geldiler. Sefa getirdiler. Yani demek istediğim şey, beklentinizi çok yüksek tutmayın. Eğer oyuna başlayacaksınız. Bunu da söylemiş olalım buradan. Kervanda ben konuşurken boş boş böyle yarı yol yaptı bile. İlerleye dursun bakalım. Bunlar da ne kadar kötü bağırıyorlarmış. Oyunun sesleri hep kapalı olduğu için hiç fark etmemişim. Şöyle şuradan bir de ekran görüntüsü alalım. Kim demiş tipler kervan çekmez diye. Bunu da şöyle YouTube'a kapak yaparız. Şunu da şöyle F9'a koyayım. Böyle götüre dursun arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle yapabiliyorsunuz. PH botun otomatik kervan çektirme özelliği de var. Ancak bu yeni kervan sisteminde çalışmıyor. PvP serverlarda zaten bilen arkadaşlar vardır. İşte kaç yıldız mal alsın, hangi peti kullansın, hangi şehirden hangi şehre gitsin, petin üstünde mi gitsin, petin altında mı gitsin, her özelliğini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta gidip böyle Hotan'da motanda script almanıza da gerek yok. Zaten kendisi siz Jangan Hotan arası çek dediğiniz zaman Jangan Hotan arası otomatik çekiyor. Bu da işte böyle
oyunu kolaylaştırıyor mu diyelim, oyunun içine mi ediyor diyelim, artık oranın takdirini size bıraktım. Yorumlarda söylersiniz. Otomatik kervan oyunun içine mi eder? Oyunun tadını mı yerine getirir? Bunu söylersiniz arkadaşlar. Şöyle yardırıyoruz. Gördüğünüz üzere yani sürekli karakter de botta durmuyor. Premium'un ticket'ını da böyle kullanıyoruz. Zaten premium'umuz da bitmek üzere. 8 günü kalmış. Premium'umuz bittikten sonra ne olacak? Hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Yeni premium çekmeyeceğiz. Çekemeyeceğiz daha doğrusu. Bu da hediyeydi biliyorsunuz. Bu ayın sonuna kadar zaten Silver VIP olması lazım. Hatta Şubat'ın sonuna kadar da Silver VIP olması lazım. O zamana kadar tek de gireriz. Şubat'tan sonra yeni bir etkinlik gelmezse yine 3 saat 4 saat sıra saydırır. Sponsor olmazsa şayet. 3 saat 4 saat sıra saydırır. Birkaç saat oyunda takılır. Ondan sonra video falan çekeriz. Sonra yine sıra saydırırız. Bu böyle ilk başladığımız gibi devam eder arkadaşlar. Bizim Vego'da 82 level oldu. Böyle kasılıyor. Bu arada Vego çok işimize yaradı arkadaşlar bu pet. Birkaç video önce de söylemiştim işte SP geliyor falan diye. Bakın şu an 2766 SP var. Vegusal 88'de, bu pasifler açık. Force kısmında 88'de ve işime yarayacak olan her şey açık. Ve maksimum seviyede arkadaşlar. 92'de yeni hızlı koşma açılacak. %94, şu anlık %87 ile idare ediyoruz. Yeni ülkede 90'da açılacak. 90'da şu ikisini koyduğun zaman slotlar eğer seri ise cayır cayır kasıyor arkadaşlar. Bu şekilde atanlar bilenleriniz zaten vardır. Fire'da 89'da yeni bir el yakması apı gelecek. Bu da 98'de açılıyor. Şu meteorda 96'da açılıyormuş. Yani bir sonraki apı 90. 90-96. Şimdi bir süre solo atarken de karakteri şimdi şöyle düşündüm. Önce Jangan Cave'e götürmeyi düşündüm. Jangan Cave'de işte B2'de bu kamp 15 falan var ya, büyük kamp, size şöyle göstereyim hatta. B1, B2. Yani işte şu büyük kampların olduğu yerlerdeki yaratıkları falan götürmeyi düşündüm. Karakter bir takıldı. İşte oradaki yaratıklar 88, 89, 90, 90 olanları da var burada. Ya da B3'e atmayı düşündüm ama arkadaşlar yol çok uzun. Buff bastırmadan 9 derece setle muhtemelen karakter yatar çünkü fiziksel vuruyorlar. O yüzden ben de düşündüm ki 88 level, 88 level'da götüreyim. Şu Cloud Peak'leri Rocky'lere atayım. Zaten onların da görevi vardır. Dediğimiz gibi burayı nereden açtığımızı artık bilmeyen yoktur. Klavyeden şöyle H harfini, Hüseyin'in H'sine basarsanız quest kısmına geldiğinizde bir rock var. Bu rock görevi o değil tabii ki. Bizimki rock mountain görevi. Burada donduk. İnşallah derece yememişizdir. Yememişiz. Ben bu görevi zaten yapıyordum bu arada. Şu Rahit 2. Ne veriyormuş bu? Monster Rocky. Rocky'lere gideceğiz. 100 tane Rocky keseceğiz. Eğer bakın bu görevi ben almıştım, anlayamamıştım. Bana iki tane özellik, iki tane seçenek sunmuştu. Ben güvenmemiştim oradaki elemana. Güvenme diyordu işte. Güvenmezsen 100 tane Rocky kesiyorsun. 100 tane Rocky kesersen sana ne veriyormuş? Mesela şuradan 3, şuradan 3, şuradan 10 milyon X veriyor. Skill point veriyor ve 3 tane de Revolution Scroll. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar male'ı female'a çeviriyor. Yani male itemi female'e çeviriyor. Sıro İngilizcesiyle konuşalım. Onları veriyordu galiba. Ben bu görevi yapar size haber veririm. Şunlar Wind Travel'lar. Ama şeyler açılmadı mı acaba ya? Antinoki görevlerimiz de varmış.
Galiba Rocky görevleri aşılmamış, çok enteresan, normalde aşılmış olması gerekiyordu. Mesela şu special'a bakalım. Bu zaten çanta genişletme görevleri. Şunu seri yapacağız ama bunu ileride yapacağız. Bunu çünkü level'ı biraz yüksek bir görev. Bunu sonra yapacağız. Hatta çok da güzel bir hikayesi var. Merak etmeyin. Buradan da Berk'e selam olsun. Bize bu görevi kendisi anlattı, söyledi. Ama Rocky kesme görevini bulamadım arkadaşlar. Neyse, çok da önemli değil. Zaten bir tane var. Onu yaparız. Bir müddet orada kasılırız. En azından 90 orada oluruz. Slot seridir muhtemelen orada zaten. Baktık slot seri değil. Ne yaparız? O zaman yine Jangan Cave'e atarız. Benim niyetim 90 falan olduktan sonra en azından şöyle 10 dakika birkaç parça eşya üzerimize aldıktan sonra Jangan Cave'in ilerilerine gitmek. Hatta 92'de full sun set yaparsak kendimizi bir şekilde şeye atarız. Alex'e atarız. Alex de yüzlüklerde kasılırız arkadaşlar diye düşünüyorum. Bunun da zaten birçok farklı yöntemi var. En bilindik, eski sorucuların en çok bildiği, daha bu PH bot falan yokken kullandığı yöntem. Onu da hatta giderken size şöyle bir PH bot ekranına gelip göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir geçiş diyelim. Bakın buradan parti kısmına gelirseniz, burada mesela bir partide olursanız burada oyuncular oluyor, tamam mı? Şuradan bir tane bulabilir miyiz acaba? Thief, Trader. Ha mesela. Bizim paşanınkine girelim. İdrivel'e karşı. Şimdi bakın. Şöyle bir bakayım, görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bakın paşa var. Bunun üstüne sağ tıklarsanız buradan, normalde buradan olması lazımdı. Evet arkadaşlar, galiba şu an bulamadım. Oyuncular. Arkadaşlar galiba bulamadım ya. Buradan şey yapıyorduk. Bu parti kısmına falan gelip şuradan işte sağ tıklıyorduk. Buradan oyuncunun yanına reverse kullan gibi bir şey vardı ama onun nerede olduğunu bulamadım. Bu PH bot gerçekten biraz karışık bir bot. Şu an çok yanlış yerlere de bakıyor olabilirim. Ama buradandı ya. Şu seçenekler arama değil. Bu taksi bunlar zaten. Buralardan bir yerden gidiliyordu. Neyse, bunu şimdi öğrenemedim. Çok da aramaya da gerek yok. Şöyle bir geçiş diyelim. Çok da aramaya gerek yok. Ben bunu bulurum. Bir şekilde geçerim. Yani biraz siz de internette araştırın. Bulursanız yorumlara da yazın. Ya da biliyorsanız direkt söyleyin. Beni de uğraştırmayın aramayla. PH botta karakterin üstüne sağ tıklayıp karakterin yanına git kullanıyorsunuz. Reverse üstünüzde varsa. Bu sayede ne oluyor? Bir tane karakter Alex'te oluyor. Siz de onun yanına gidiyorsunuz. Bunu hatta TR Sura'da boyutsal çöle geçmek için kullanan çok fazla insan vardı. Nereden biliyorsun TR Sura'yı derseniz, arkadaşlar ben de sizin gibi farklı YouTuber'ları da izliyorum. Oradan biliyorum. Onlar bu şekilde geçiyorlardı. Çok mantıklı gelmişti Alex'e gitme konusunda da. Şimdi buraya kadar geldi. Nereden gidecek? Şöyle mi geçecek acaba? Neyse, o bir gitsin bakalım. Ya da gitmesin ya. Biz kendimiz götürelim. Ne olur ne olmaz. Şimdi az önce ben şurada Hunter'cının önünde şey almıştım. Slot almıştım. Bakarsınız onun önüne götürür. Malzemeyi yıkar. Benim bütün videom ve mallarım çöp olur. İnanın dayanamam. Şu yananlar bazıları Forgotten World görevleri. FGV görevlerini arkadaşlar bu arada günde bir kere yapabiliyorsunuz. Muhtemelen bunu da 50.ye söylüyorumdur ama 51.ye de söyleyeyim. Neden söylemeyeyim?
Günde bir kere yapabiliyorsunuz. Saat 18.00'da görevler sıfırlanıyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. İki saat kalmış sıfırlanmasına ama bu akşam girer miyiz? Bu akşam daha girmeyiz. Çünkü yeter. Şimdi buraya geldikten sonra ne yapıyoruz? Tıklıyoruz. Settle target training dediğimiz zaman 60 tane ticket, 50, 100, 120 tane de ne aldık? Blackstone aldık. Blackstone'lar para ediyor. Yani 4M'den koyan da var, 10M'den koyan da var. Ben 10M'den koyuyorum. Daha satılmadı. İnşallah satılırsa sizin de haberiniz olur arkadaşlar. Şunları da ortalama 5M'den falan koyuyorlar. Ama ben piyasayı öldürmemek için 10M'den koyacağım. Çünkü niye? Paraya şu an ihtiyacımız çok var ama yani 5M'de ihtiyacımız yok. En azından olmuşken 10M olsun diyelim. Jobumuzu çıkartalım. Ve bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.